Ahmet Kekeç namuslu bir gezici aranıyor. Gezi parkı provokatörü Can Dündar hakkında yakalama kararı çıkarılmış. Kendisi şu anda batılı istihbarat örgütlerinin mihmandarlığında Avrupa başkentlerinde dolaştırılıyor. Ülkesini kötülemesi karşılığında verilmiş barınma imkanını kullandığı için bir diğer ifadeyle Amerikan bayrağını yorgan yapıp uyuduğu için ele geçirilmesi zor görünüyor. MIT bir güzellik yapıp işi paket posta servisine havale eder mi bilmem. Bu da oldukça zor görünüyor. BND'sinden CIA'yine, Mossad'ından FETÖ'süne etrafında ciddi bir koruma kalkanı var. Dolayısıyla yeni edindiği gezi sanığı ünvanı mevcut ünvanlarını zenginleştirmekten öte bir işe yaramayacaktır. Yargıda da boşa kürek çekmiş olacaktır. Fakat ortada Türk entelijansiyasını da yakından ilgilendiren bir durum var. Bunu konuşmak zorundayız. Hatırlayalım MİT kumpasının Velut gazetecisi Can Dündar sorgu sırasında savcının bu silahların DAEŞ örgütüne gönderildiğine dair elinizde bilgi var mı sorusuna hayır elimde bir bilgi yok diye cevap vermişti. Bir diğer ifadeyle kendisinden beklenmeyen bir dürüstlük sergilemişti. Dürüstlük Edirne sınırını geçinceye kadarmış. Şimdi dolaştırıldığı başkentlerde evet o silahlar DAEŞ örgütüne gidiyordu diye açıklamalar yapıyor. Daha doğrusu Şerefsizce yalan söylüyor. Bir tek Can Dündar muhibbide çıkıp, Tamam maksadın gazetecilik yapmaktı, tamam o belgeleri yayınlamakla çok iyi ettin, tamam cesur bir gazetecisin, tamam cesaretinin bedelini ülkenden uzak kalmakla ödüyorsun, tamam dibine kadar mağdursun, iyi de birader neden yalan söylüyorsun diye sormuyor. Can Dündar'ın yalancılığı muhalif aydınlar için ciddi bir sınavdır. Hiçbiri bu sınavdan yüz akıyla çıkmadı çıkamadı. Can Dündar, Gezi döneminde Halk TV'ye bağlanıp, polis Taksim'de katliam hazırlığı yapıyor, annelerinin kucağından çocukları zorla alınıp götürülüyor, oğlum kayıp, oğlumu bulamıyorum, validen yardım istedim o da çaresiz olduğunu söyledi diye ortam kızıştırdığında, savcının ifadesiyle provokasyon yapıp halkı galeyana getirdiğinde susmuşlardı. Hiçbiri yalancılığı itiat edilmiş bu arsızlık numunesine gerekli tepki göstermemişti. Hiçbiri meseleye ahlaktan ve asgari bir namustan bakmamıştı. Susmuşlardı hala susuyorlar. Onlar da çok iyi biliyordu ki polis Taksim'de katliam hazırlığı yapmıyordu. Bilakis Çapulcu takımının Molotof kokteyllerine katliam hazırlığına karşı halkı ve kamu araçlarını korumaya çalışıyordu. Hiçbir annenin kucağından çocuğu zorla alınıp götürülmemişti. Üstelik Can Dündar'ın kayıp dediği oğlu kayıp değildi. Ankara'da annesinin yanındaydı. Baştan itibaren hep aynı şeyi savundum. Burada bir meslek tartışması yapmıyoruz. Konunun ifade özgürlüğüyle de bir alakası bulunmuyor. Kaldı ki kimse Can Dündar'ın ifade özgürlüğünü kullanmasından rahatsız değil. Ben değilim mesela. Üstelik bu zatın ifade özgürlüğü çerçevesinde karıştırdığı haltları bildiğim ve bunları gazetecilik çabası olarak görmediğim halde. Mesele namus meselesi. Namuslu bir insan yalanı yüzüne vurulduğunda çıkıp özür diler. Ne bileyim utanır yüzü filan kızarır. Hatta o yükü taşıyamıyordur gider intihar eder. Bu arsızlar provokasyonları ellerinde patladığı halde hiçbir şey olmamış gibi nefes almaya devam ediyorlar. Ahmet Kekeç Star